Değerli izleyenler, bugün Manyas Dura Mahallesi'ndeyiz. Dura Mahallesi'nde 24.200 metre iki tapu yan yana bir tarlamız var. Şu an tarlamıza geldik. Alaşar Dura yolu var, köyler arası yol. Köyler arası yoldan 100 metre aşağı doğru indik. Şöyle yolu gösterelim. Bakın, burası normal tarlalar arasında giren bir yol. Kadastro yolu değil. Hemen şu ağaçların üstü köyler arası yol. 100 metre var yok. Buradan geldik. Tarlamız burası. Bakın. Bu kısım. Bu şekilde ileriye doğru gidiyor. Güzel bir manzarası var. Şu manzarayı gösterelim. Bakın. Tepelerde ağaçlıklar, ormanlık alanlar. Bu yol bu şekilde Saya'ya giden bir yol. Resmi yol değil. Bu aşağıda birisi koyunculuk yapıyor, hayvan işi yapıyor. Geliyor o yoldan traktörüyle, arabasıyla iniyor. Burada hayvanlar var, ona bakıyor. Bu yoldan da tarlamıza giriş var. Evet. Yerimizi şöyle biraz yaklaştıralım. Evet, şöyle bir gösterelim. Bakın, sınırları şu karşı ağaçların oraya kadar gidiyor. Karşıdaki ağaçlar biraz yakın çekim. Oradan da aşağı doğru iniyor. Yıllardır tarlamız sürülmemiş. Evet. Devam ediyorum. Şöyle gösterelim. Bakın, tarlamızda çok fazla bir meyil yok. Bazı yerlerinde taşlar var. Bunların temizlenmesi lazım. Yıllardır burası sahipleri ölmüş, çocuklarına kalmış. Çocukları da kimi İstanbul, kimi İzmir, kimi Bandırma büyük şehirlere gitmişler. Kimse gelmemiş. Tarla bu şekilde atıl kalmış. Yıllardır sürülmemiş. Siz alın burayı. Değerlendirin. Hayvancılık yapın. Aşağısı orman. Bakın şöyle gösterelim. Ormanlık alanları. İster gelin hayvancılık yapın, ister hobi bahçesi yapın. Yer düzgün, çok fazla tam kısımlarında biraz meyil var. Şimdi tarlamız şu çalılar var. Onun arkası da tarla. İki tapu dedik ya, iki tapudan 13.900 metre burası. Hemen bitişiği de 10.300 metre. Toplamda 24.200 metre. Evet, tarlamız böyle. Devam edelim, yürüyelim. Üst sınırı şu ağaçların boyu. Böyle bir gösterelim. Şu çalıların boyu devam ediyor. Evet, bakın buralar gayet düzgün. Gösterelim. Bakın yol. Köyler arasındaki yol. Dura'ya giden yol. Alaşar Dura arasındaki yol da göründü buradan. Evet. Tarlamız böyle devam ediyor. Bu üst sınırı gösterelim. Bu üst sınırda şekilde. Evet. Şu alt kısmı bir gösterelim. Şöyle. Bakın. Bu aşağıdaki ağaçların oraya kadar iniyor. Şu ağaçlar, aşağıdaki ağaçlar sınır. Şöyle bir bu tarafı tekrar gösterelim. Geldiğimiz nokta. Bakın şu ağacın oradan indik. Yürüdük. Şu alanlar tarlamız. Evet. Biraz daha devam edelim. Diğer kısma bakalım. Onun üstü yol zaten. Oradan sınır orası. Oradan geliyor. Buradan yine sınır. Beton direkli telli. Bu şekilde aşağı doğru iniyor. Şu ağaçların oradan. Evet, sınırımız. Şurada bir koruluk oluşmuş. Bakın buradaki koruluk da tarlamızın içinde.
Yani siz burayı alıp koruluğu kesebilirsiniz. Bu aşağı doğru daha iniyor. Burada yaklaşık 2-3 dönüm alan koruluk olmuş, ağaçlık olmuş. Bu da tarlamızın içinde. Şu alt sınır aşağı kadar iniyor. Tarlamız güzel. Genel olarak güzel. Bu kısımlarda biraz %20, %30 az bir meyillik alanlar var. Aşağı doğru iniyor. Evet, köy de o tarafta kalıyor. Şu tepenin arkası da köy. Bu yol olduğu gibi köye gidiyor. Evet. Tarlamız güzel. Genel itibariyle güzel bir tarla. Yola yakın bir tarla. Köyler arasındaki yola çok yakın. Ulaşım yaz kış. Evet, bakın şimdi arabayı da gördüm. Araba da orada. Gösterelim. Araba karşıda. Şöyle cevizliğin üstünde. Yakın çekim yapalım. Arabayı tam olarak gösterelim. Evet. Yani 100 metre bile yok. Evet. Konum olarak tarlamız bu şekilde. Evet. Burası Balıkesir Emlak tarafından satılacak. Sizi Gönen'e, ofisimize bekliyoruz. 24.200 metre, iki tapu yan yana. Güzel, her işe uygun. Her işe uygun bir tarla. Evet, sizi Gönen'e, ofisimize bekliyoruz. Şöyle tarlamızı son kez. Şöyle bir karşı tepeleri, ormanlık alanları, şu manzarayı bir güzel bir manzarayı gösterelim. Karşısı ova. Orası bile görünüyor. Evet. Kameraman hadi.